Konum, hız ve ivme arasındaki ilişkiyi iyice anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Parçacıkların fizik kanunlarına göre nasıl hareket edeceklerini belirleyen formüller yazmadan önce parçacığın hızı konusunu bir kez daha gözden geçirelim. Parçacığın ne kadar hızlı hareket ettiğinin yanı sıra hangi yönde hareket ettiği de bizim için önemli bir bilgi. Mesela buradaki yön aşağı doğrudur. Büyüklük ve yönü temsil etmek için vektörleri kullanırız. Vektör bir ok olarak çizilir. Okun yönü parçacığın hareket ettiği yön, okun uzunluğu da hızın büyüklüğünü bize verir. Burası vektörün başlangıç, burası da bitiş noktasıdır. Hız vektörü bir parçacığın ne kadarlık bir hızla hangi yöne hareket ettiğini bize gösterir. Buradaki topun yönü aşağı doğru olduğu için hız vektörü de aşağı yönü gösteriyor. Parçacık eğer yer çekimi yüzünden hızlanıyorsa hız arttığı için vektörün uzunluğu da giderek artacaktır. İvme de bir vektördür çünkü ivmenin de büyüklüğü ve yönü vardır. Son videoda gördüğümüz gibi yer çekimi yüzünden hızlanan bir parçacığın ivmesi sabittir. Bu yüzden ivme vektörünün yönü ve büyüklüğü de hep sabit kalır. Vektörleri toplamamız gerektiğinde uç uca ekleme yöntemini kullanırız. Örneğin, e, V ile W vektörlerini toplamak için W'nun başlangıç noktasını V'nin bitiş noktasına getirir ve toplamlarını işte bu şekilde buluruz. Toplam vektörü yani V artı W, V'nin başlangıç noktasından W'nun bitiş noktasına uzanır. Bu videoda farklı birçok kavramdan bahsettiğimiz için hemen küçük bir ara verelim. Sıradaki alıştırmayla pratik yapma şansınız olacak. Unutmayın, vektörler olmasaydı filmlerimizi yapamazdık. Çünkü filmlerde gördüğünüz, hareket eden her şey için vektörleri kullanırız.